Ekonomik yatırımlar dedik. Ekonomik yatırımlarla ilgili yaklaşık altyapıyla birlikte 4 projemiz geçmiş oldu. Bu projelerimizin içeriğinde ne vardı? Bu projelerimizin içeriğinde özellikle son yıllarda da ilimiz genelinde patates yetiştirici oldukça yaygınlaşmış durumdaydı. Tabii bu ürünlerimize katma değerini artırmak adına kendi ürünümüzün Kırşehir'imizde işlenmesi, paketlenmesi, depolanması, satışı adına bir firmamız bize bu ürünlerin işlemesi yönelik bir proje sunmuştu. Bu projemiz kabul gördü. Firmamızla bu hibe sözleşmesini imzalamış olduk. Tabii burada Kırşehir'e üretilen patatesler organize sanayimize kurulacak bir işleme, paketleme ve dondurma ünitesiyle birlikte burada işlenecek ve dış piyasaya satılmış olacak ve firmamızda da kendi gençlerimiz iş imkanı bulmuş olacaklar. İstihdama bir katkı sunmuş olacağız. Yine tabii ilimizin güçlü yanlarından biri olan bakliyat ürünleri dediğimiz nohut ve mercimek üretimi ilimiz genelinde çok fazla. Tabii Türkiye üretiminde oldukça önemli bir paya sahibiz nohut ve mercimek üretiminde. Bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yönelik bir tesisimizin projesini kabul ettik. Onunla ilgili de bir projemizin hibe sözleşmesi imzaladık. O da inşallah 2022 yılı içerisinde proje tamamlanacak ve çalışanlara yeni bir istihdam, yeni bir iş imkanı sunmuş olacak. Yine bir ilimizin güçlü yanlarından birisi olan su ürünlerinin üretiminin artırılması, ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi yönelik bir projemiz geçti. İnşallah yatırımcılarla birlikte o hibe sözleşmesini imzalayarak yani şehrimizin gelişmeye yönelik projelerine yönelik kırsal kalkınma desteklerini kabul etmiş olduk ve hibe sözleşmelerini imzalamış olduk. Dediğimiz gibi amacımız insanlarımıza yeni iş imkanları sunmak, istihdam olanakları sağlamak, yatırımcımıza bir nevi teşvik etmek düşüncesindeyiz. Tabii bizim ilimizde tarımsal ve bitkisel üretim ve hayvancılık işletmelerinin ihtiyaç duyduğu makine ekipmanlar noktasında da desteğimiz var. Bu kapsamda da sunmuş olduğumuz 553 projemize destekleme kapsamına alındı. 553 makine ekipman projemiz bakanlığımız tarafından destekleme kapsamına alındı. Yine 3 adet ekonomik yatırımlar, 1 adet altyapı hizmetleri ve yine 15 tane uzman el projesi olmak üzere biz Kırşehir olarak 17 milyon 139 bin lira civarında bir destek ödemesi gerçekleştiriyoruz Kırşehir ilimizde. Bu gerçekten ilimiz için çok önemli ve büyük bir rakam. Son kuruşuna kadar dediğimiz gibi çiftçilerimize destekleme yapmaya çalışacağız. Dediğimiz gibi özellikle müracaatların bir başvuru tarihleri var. Bu başvuru tarihlerinde Tarım Bakanlığımız tarafından ve il müdürlüğümüz internet sayfalarından, web sayfalarından ve yine sektörün bütün paydaşlarına yaptığımız toplantılarda başvuru tarihlerini, yine başvuru şartlarını bizzat yatırımcılarımıza, çiftçilerimize kapı kapı gezip anlattık. Yine de anlatmaya devam edeceğiz. Amacımız ilimize mümkün olduğu kadar fazla miktarda yatırımı çekmek, çiftçilerimize ve yatırımcılarına bir nebze de olsa hibe desteğiyle katkı sunmak. Bu manada da biz yine başvurular aşamasında tüm paydaşlarımızı ziyaret edeceğiz. Başvuru aşamasında yatırımcılarımız hangi konuda yatırım yapmak istiyorsa yatırımcılar bizlere gelebilirler. Bu konuda bilgilerini alabilirler. Bir proje dahilinde bize müracaat edecekler. Kafasında düşündükleri şeyleri, projeleri gelip bize paylaşacaklar. Daha sonra biz de bununla ilgili gerekli prosedür işlemini tamamladıktan sonra il proje değerlendirme birimince projelerimiz onaylandıktan sonra Tarım Bakanlığımıza konu intikal ettiriliyor. Bakanlığımızın da onayından sonra hibe sözleşmesi imzalamak suretiyle projelerimiz faaliyete geçiriyor. Bu konuda da yatırımcılarımızın, çiftçilerimizin, işletme sahiplerimizin bizzat il tarım ve ilçe tarım müdürlüklerine gelerek konu hakkında konu uzmanlarımızla bizle gerekli görüşmeler yapıp gerekli bilgilendirmeleri yaparız. Her zaman bekliyoruz çiftçilerimizi, yatırımcılarımızı. Dediğimiz gibi amacımız kırsal kalkınma yatırımlarımızı ilimiz geneline yaygınlaştırmak, çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu makine, ekipman, basınçlı sulama sistemleri, projeler, hayvancılığın artırılması, bitkisel üretimin artırılması, organize sanayimize kurulacak yeni tesislerle ilimize katkı sunmaya çalışıyoruz. Yeni istihdam ve iş imkanları sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda da tüm yatırımcı ve çiftçilerimizi, il ve ilçe müdürlüklerimizi bekliyoruz.